Bu meseleler sokak ağzıyla, kahve jargonuyla konuşulmaz. Bu meseleleri işin ehli alır, kendi arasında konuşur, müzakere eder ve hakikat neyse ona da teslim olur. Bu noktada karşımıza çıkan bir müşkilat var. O da şu, İmam Gazali gibi bir adam bunun uydurma olduğunu bilemedi de sen mi biliyorsun? Ali Yülkari mi bildi, Abdülfettah Ebu Gudde mi bildi? İmam Gazali'nin ben bütün hadislerin, bu kitabıma koyduğum bütün hadislerin sıhhatini garanti ediyorum diye bir garantisi yok bir kere. İkincisi, İmam Gazali de bir insan. Hadis konusuna özel olarak eğilip, emek verip, vakit ayırıp yoğunlaşmamış. Kendisi eserlerinden birinde hatta diyor ki, bu da atifi ilmil hadis müzcat. Benim hadis ilmi konusundaki birikimim az. Kendisi söylüyor. Ve kendisinden evvelki bir kısım müelliflere hüsn-i zan ederek onların kitaplarına aldıkları hadisleri o da alıp kendi kitabına naklediyor. İşte kendisinden önce Ebu Talib-i Mekki Kutul Kulubu yazmış. İmam Gazali de o kitaptan büyük ölçüde istifade etmiş. O kitaptaki bahisleri, hadisleri zaman zaman aynen almış kitabına koymuş. Hüsn-i zan etmiş. Ayrıca oturup bu hadislerin durumunu tahkik edememiş. Sonra onun mezhebine mensup, Şafii mezhebine mensup iki tane ayrı Rabbani alim. Bunlar öyle zahirci, selefi, melefi filan da değil. Bunlar abid, zahid hadis alimleri. Biri Tacuddin-i Sübki, biri de Iraki. İhya'daki hadisleri almışlar, kaynaklarını araştırmışlar ve 100 civarında yanlış hatırlamıyorsam rivayetin senedini bulamadık demişler. Hatta bir kısmı için de bunların uydurma hükmüne, ulema tarafından bunlara uydurma hükmü verildiğini söylemişler. Cübbeli Ahmet Hoca çıkıyor, diyor ki böyle böyle diyorlar ama bakın işte Zebidi malum Tacül Arus sahibi efendim bu Buhari Muhtasarı'nın sahibi İhya'ya bir şerh yazmış. Orada demiş ki ben bu hadislerin tamamının kaynağını buldum. O zaman Allah'tan korkun, bu hadislere uydurma demekten vazgeçin. Bak Zebidi kaynaklarını bulmuş. Arkadaşlar gidiyorsunuz, açıyorsunuz Zebidi'yi. Böyle bir şey söylemesini bırakın. Adam bu rivayetlerin uydurma olduğunu teyit ediyor. Şimdi böyle bir tahrif faaliyeti de var. Yani nasıl kalkacağız bu işin altından ben bilmiyorum. Zebidi kitabında bunların uydurma olduğunu tasdik ediyor, teyit ediyor. Cübbeli Ahmet çıkıp diyor ki Zebidi bunların kaynağını bulmuş. Dolayısıyla önceki Sübki'nin, Irak'ının bulamadıkları hadisler uydurma değildir kardeşim. Bak Zebidi bulmuş. Vallahi bundan Zebidi de davacı olacak. Bundan Irak'ı Sübki de davacı olacak. Bundan İmam Gazali de davacı olacak. Bundan Efendimiz de davacı olacak. Çünkü tehdit açık. Bana söylemediğim bir şeyi bilerek isnat eden kimse, benim üzerimden bilerek yalan uyduran kimse cehennemdeki yerine hazır olsun. Bir acayip savrulmuşluktur gidiyor. Bir acayip aymazlıktır gidiyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani bir taraftan hadislerin tamamını bir çuvalın içine koyup denize atan bir kesim var. Bir taraftan hadislerin tamamını alıp meşruiyet, makbuliyet kılıfına sokanlar var. Biri ifrat, biri tefrit. Ölçüyü tutturmamız, itidali bulmamız lazım.